Değerli dinleyiciler, Akademide Etik Derneği olarak akademi üniversitelerde yaşanan etik dışı davranışlar konusunda bilinçlendirme faaliyetleri yürütüyoruz. Bu kapsamda bugün önemli bir konuğumuz var. Önemli bir konu üzerinde konuşacağız. Toplumun önemli bir kısmını etkileyen ve çoğu iş ortamında karşılaşılan ancak biz konumuz itibariyle bugün daha çok üniversite ortamında yaşanan mobbing konusu üzerinde konuşacağız Muhsin Hocam'la. Konuğumuz Doktor Muhsin Türker. Kendisi Kürşat, Muhsin Kürşat Türker. Hocam öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi Kürşat Türker, şu an Gebze'de ikamet ediyorum ve Darıca'da bir okulda, Milli Eğitim Bakanlığı'na bir okulda, bağlı bir okulda yönetici olarak görev yapıyorum. Gebze Teknik Üniversitesi'nde doktoramı bitirdim ve doktora konum özellikle mobbing üzerineydi. Burada naçizane katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Sizlerden gelecek sorulara ya da yapacağımız bir söyleşinin şekillenme biçimine göre ilerleyecek. Sizdeyim hocam ben. Peki, teşekkür ederim. Şimdi öncelikli olarak sizden tabii Muhsin hocamızın konu üzerindeki uzmanlığından dolayı Muhsin hocamızı rica ettik. O da sağ olsun bizi kırmadılar ve bizimle söyleşi yapmayı kabul ettiler. Değerli deneyimlerini ve bilgi birikimlerini bizimle paylaşacaklar. Öncelikle Muhsin Hocam, sizden rica etsem mobbing kavramını bize tanımlar mısınız? Tabii hocam, mobbing kavramı aslında hem yönetim alanında veya iş hayatında hem de biyoloji alanında işlenen bir konu. Öncelikle biyoloji alanında ortaya çıkmış. Konrad Lorenz tarafından yani mobbing kavramı yönetim anlamında ya da iş hayatında bir kavram olarak ortaya çıkmadan çok önce hayvanların, daha güçsüz hayvanlara, özellikle kuşların, diğer kuşların yuvalarına yerleşerek, şu anki tabiriyle, bilindik tabiriyle zorbalık yaparak diğer kuşları yuvalarına kovmaları, zorbalık yapmaları davranışı mobbing olarak tanımlanmış ve hala da biyoloji literatüründe yine mobbing olarak devam ediyor. Yönetim literatüründe ya da iş hayatında da ilk defa mobbing kavramı olarak Lehman tarafından, Hans Lehman tarafından ortaya atılmış. Daha doğrusu literatürde kullanılmaya başlanmış. Fakat bu kavram psikolojik terör kavramı olarak 1976 yılında ilk defa literatüre girmiş. İş yerindeki uygulanan psikolojik terör anlamında girmiş. Daha sonra kavram aynı tanımı benzer şekillerle yapmakla beraber, yani Hans Lehman'ın 1990'daki makalesindeki tanımına kadar, yani başka isimlerle iş yerinde uygulanan, iş hayatında uygulanan psikolojik baskı, terör şeklinde geçmiş ve Lehman'dan sonra da tabii ki başka isimlerle de anılmış ama şu an dünya literatüründe özellikle mobbing dendiğinde ne söylendiği çalışan kişilerin çoğunluğu tarafından anlaşılıyor. Fakat ben de işletme alanında yüksek lisansın ortasına gelene kadar mobbingin ne olduğunu bilmiyordum ve hatta mobbing mağdur olduğumu orada öğrenmiştim. Yani ders esnasında hocam ders anlatırken, inşallah biz de bu söyleşi vasıtasıyla mobbinge maruz kalıp da farkına varmayan, aslında uğradığı psikolojik şiddetin, tacizin mobbing olduğunu bilmeyen bir kişi dahi olsa o kişiye bilgi anlamında katkı sunarız ki bu mağduriyet durumu, çünkü çok yani vaktimiz oldukça anlatmaya çalışacağım dilimi döndüğünce, ama ya bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için bir katkı olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Tabii. Rica ederim hocam. Mobbing, hangi tür davranışları mobbing kapsamında değerlendirebiliriz? Yani bunun iş hayatındaki yansımaları nedir? Yani bir mobbingin, bir davranışın mobbing olarak adlandırılması için şartlar nelerdir? Burada tabii sizin de bahsettiğiniz gibi zaten biz de bu düşünceyle hareket ediyoruz. Yani
bu kavram çok iyi anlaşılmalı. Hem uygulayanlar açısından, belki bilmeden uyguluyorlar. Bunun sonuçlarının, olumsuz sonuçların belki kendileri de tam vakıf değiller. Bir de mağdurları var. Bugün zaten ağırlıklı olarak mağdurları ile ilgili konuşacağız. Mağdurlarının da ne yapması? Çünkü mobbing çok kapsamlı bir konu. Hakikaten çok kapsamlı, çok boyutu olan bir konu. Tekrar sorumuza dönecek olursak, yani hangi tür davranışlar ya da bir davranışın mobbing kapsamında olup olmadığını neye göre karar verebiliriz? Şimdi hocam, aslında çok belki teknik gibi algılanacak ama beni dostlarım aradığında ya da bir dostumun yakını yine nacizane, hani ya sen mobbingle ilgili çalışma yapmışsın, bununla ilgili bir bilgin var mı diye sorduklarında, önce ben kriterleri, benim grip mi, güncel bir COVID mi olduğuma karar verebilmek için atıyorum, koku alıp alamama önemli bir kriter. Bunun gibi eğer benim yine burnumda akıntı varsa ama koku alamıyorsam, ha diyorum ben COVID olmuşum. Ama sadece burnum akıyorsa test yaptırıyorum. Her neyse, yani bunun gibi belli kriterleri ortaya koymak gerekiyor ki bu kriterlerden sonra kişi kendisinin mobbing mağduru olup olmadığına belli noktada karar versin. Bunlardan birincisi güç dengesizliği. Yani bir kişinin başka bir kişi tarafından istemediği iş yerinde ama istemediği davranışlara maruz kaldığında bu davranışlara karşı koyamaması. Yani bunun çok çeşitli sebepleri olabilir. Yasal düzenlemeler olabilir, psikolojik sebepler olabilir. Kurbanın kendisi buna da zaman buldukça anlatacağım sebepleriyle ilgili. Ama öncelikle güç dengesizliğinin iki taraf arasında olması gerekiyor. Yani ben size mobbing uyguladığımda, sizin mobbing davranışı uyguladığımda, ya bunu aslında teknik olarak şey yapmayayım. Yani sizin iş yerinde hoşlanmadığınız, istemediğiniz ve tabiri caizse haddi aşan durumlar ortaya koyulduğunda siz buna karşı koyamıyorsanız bu güç dengesizliği oluyor. Dolayısıyla bu güç dengesizliği birinci kriterimiz. Yani siz bana bir istemediğim bir davranış yapıyorsunuz. Ben de size bunun karşılığında öç almak diye olmuyor. Siz bana kötülüğü yapıyor. Ben, daha doğrusu siz demeyeyim. Örneği sizi olumsuz yönde bir örnekle almak istemiyorum. Uygulayan kişi bir şeyi yaptığında karşı taraftaki kişi eğer buna karşı koyamıyorsa, ses çıkaramıyorsa, içine atmak zorunda kalıyorsa ya da etrafındakilere fısıltıyla söyleyebiliyorsa ya da söylese de itiraz edemiyorsa, bu güç dengesizliği anlamına geliyor. Bu birinci kriterimiz. İkinci kriterimiz, hani diyeceksiniz ki ya bir mağduriyetin kriteri mi olur? Bilimsel anlamda mobbing olarak tanımlayabilmek için bunları ortaya koymamız gerekiyor. İkinci kriterimiz sıklık. Mobbingin en az haftada bir kere uygulanmış olması gerekiyor. Yani veya bu 15 günde olabilir tabii ki. İlle de her hafta olması gerekmiyor. Bir 15 gün yapılmaz, sonra her gün yapılır, sonra bir 10 gün arayla yapılır. Bunun gibi sıklığın olması gerekiyor. Yani sık sık bu davranışın, yani ben istenmeyen, literatürde tanımlı bir mobbing davranışına maruz kalmışım. 3 ay bir daha hiçbir şekilde mobbing davranışına maruz kalmamışım. Sonra 2 ay sonra bir daha maruz kalmışım. Sonra 1 ay bir daha hiç maruz kalmamışım. Yani atıyorum, başıma geldiği için söylüyorum. Bir toplantı esnasında 6 ayda ya da 3 ayda yapılan bir toplantıda toplantıdaki ille de amir olmak zorunda değil. Bir mesai arkadaşım ya da benden kademe olarak bulunduğum iş pozisyonu olarak düşük seviyedeki bir kişi, alt kademedeki bir kişi benim istemediğim bir davranışı ortaya koymuş ve buna ben o anda karşı koyamamışım. 3 ay sonra aynı toplantı bir daha olmuş, bir daha denk gelmiş. Bir 3 ay, bu tam olarak mobbing tanımını ortaya koyabilmek için yeterli olmuyor. Sıklık durumunun olması gerekiyor. Yani haftada bir kere, her gün ya da 10 günde, 15 günde mutlaka, ama haftada bir kriteri özellikle, bir de hani kavramın bütüncül olarak düşünülmesi gerektiğinde haftada bir yaklaşık olarak veya daha kısa süreler tam olarak oturuyor.
Üçüncü kriterimiz en az 6 ay sürmesi. Şimdi 6 ay olayı, ben bununla ilgili aslında bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Yani günümüzde hani izafiyet teorisinden de yola çıkarak, şimdi hayat çok hızlandı. Önceden biz bir yere uçakla çok gidemiyorduk. Otomobille gidiyorduk. Bizim gittiğimiz yer 12 saat sürüyordu. Ama şu an uçak biletlerinin fiyatları çok ucuzladı. Dolayısıyla 1 saatte gidebiliyoruz. Ya da günlerce sürebilecek bir yolculuk 1980 yılı içinde, 90 yılı içinde ya da literatürdeki dönem için günlerce sürebilecek bir yolculuk, 12 saat sürebilecek bir yolculuk 1 saate düşebiliyor. Veya biz önceden bilgisayar olmadığı için 3 saatte yapabildiğimiz bir işi şu an 30 saniyede yapabiliyoruz. Dolayısıyla nispeten hayat hızlandı ve bu şartlarda bizim psikolojik algılarımız da hızlandı. Ama ben bu konuyla ilgili kendim her ne kadar çalışma yapmış olsam da bilimsel bir dayanağı şu an için olmadan 6 ay süresine içten içe itiraz etmiş olsam da, daha önce yine bir mobbingle ilgili bir dernek var, biliyorsunuzdur, Mobbingle Mücadele Derneği. Onun bir canlı yayınında dinleyici olarak katıldığımda psikoloji alanında uzmanlığı olan bir profesör hocama yazılı olarak sormuştum. Ya hocam 6 ay süre çok uzun değil mi diye. Ki mobbing mağduriyeti için de gerçekten çok uzun bir süreç. Ama hocamın cevabı şu olmuştu. Özellikle demişti, bir psikolojik etkinin ortaya koyulabilmesi ve sonuçlarının değerlendirilebilmesi için, bu tür bir psikolojik etkinin değerlendirilebilmesi için 6 aya ihtiyacımız var. Çünkü bu sürecin başlangıcı, ilerlemesi ve yavaş yavaş sonuçlarının ya da ilk baştaki sonuçların daha sonra gelişmesiyle ilgili bir süreç var. Bu sürecin tamamlanabilmesi için 6 aylık bir zamana ihtiyaç var ve bu 6 aylık zaman benim veya bir başkasının ya 6 ay yeterlidir demesiyle ilgili değil, mobbingin ölçüm istatistikleri, bununla ilgili istatistikler, yapılan çalışmalar, başlangıcın, gelişmenin ve sonuçların değerlendirildiği çalışmalarda en az 6 ay mobbinge uğradığımıza karar verilebilmesi için bir süre gerektiğini söylüyor. Ve son kriterimiz de kurbanın mobbinge maruz kaldığı şeklinde bir algının oluşması. Yani ben mobbinge maruz kalıyorum ama aslında tezimde onu da çalışmıştım mesela. Proaktif kişilik sahibiyim. Yani çevreden nispeten diğer insanlara göre çok etkilenmiyorum. Çevreyi çok umursamıyorum. Etraftaki insanların davranışlarını kişilik yapım itibariyle çok umursayamayabilme kapasitesine sahibim. Ve bana mobbing uygulanıyor ama ben görmezden gelebilecek psikolojik güce sahibim. O zaman her ne kadar bu çok hani ütopik bir durum olsa da o zaman mobbing mağduru, şu ana kadar mobbing mağdurlarıyla yaptığım görüşmelerde hiç öyle gerçekten hani Anadolu tabiriyle baba yiğit böyle mobbinge dayanabilmiş, zorbaya karşı koyabilmiş, mücadele edebilmiş bir insan rastlamadım. Literatürde de bundan pek bahsedilmiyor. Dolayısıyla özetle 4 kriterimiz hocam. Bir tanesi güç dengesizliği, ikincisi sık sık ortaya çıkması, üçüncüsü en az 6 ay boyunca bu durumla karşı karşıya kalmış olmak, dördüncüsü de kurban veya kurbanların mobbinge maruz kaldıkları, yani adını mobbing olarak bilmeyebilir ama yani bana psikolojik baskı uygulanıyor. Ben iş yerinde istenmediğim ve karşı koyamadığım davranışlara maruz kalıyorum. 6 aydır sürüyor bu. Yani bir kurban ağzıyla söyleyeyim. Kardeşim ben 6 aydır istemediğim davranışlarla karşı karşıya kalıyorum. İş yerinde bıktım artık, yıldım ve karşı da koyamıyorum. Her gün yapıyor bana bunu. Her hafta yapıyorlar bunu. Yani tam olarak bilmiyorum, bir serzeniş gibi böyle, çünkü bunu duyuyorum da kendim de zamanında mağdur olduğum dönemde bu şekilde ifade etmiştim. Bu şekilde özetleyebiliriz hocam. Peki, bu arada yani teknik olarak belki gidiyor gibi olabilir ama ne tür davranışlar mobbing olarak, mobbing davranışı olarak karşımıza çıkabilir diye sıralamak istersek, yani aslında literatürde daraltılıyor. Yani ortak hale getirilen kavramlar var. Fakat
genişletilmiş hali pek yok. Yani genellikle 5 kavram üzerinden ya da 4 kavram üzerinden mobbing davranışları tanımlanıyor. Bunlardan birincisi, daha doğrusu 1, 2, 3, 4 değil. Yani bunlar ilk, ikinci, üçüncü sıralama değil de ben bu şekilde sıralıyorum. Bir tanesi sosyal izolasyona maruz kalması kişinin. Bu nasıl olabilir? Ya benimle kimse konuşmaz ya da ben konuştuğumda etraftakiler ya korktuklarından ya da zorbanın davranışlarına, onlar da zorbaca bana karşılık verdiklerinden bana karşılık vermezler. Yani ben ya karşı tarafa iletişim kurmak istediğimde cevap alamam ya da karşı taraf benimle hiç iletişim kurmaz. Bu sosyal izolasyon şeklinde bir mobbing saldırısı, davranışı türü. İkincisi, kişinin statüsüne yönelik saldırılar. Yani ben şefimdir. Bulunduğum pozisyonda benim statümün zedeleneceği şekilde, bulunduğum pozisyona zarar verecek şekilde, mesleki statüme zarar verecek şekilde, yani ya da şöyle söyleyeyim, ben şu an öğretmenlik yapıyorum, mühendis olayım. Yani mühendisliğime hakaret edecek, mühendisliğimi aşağılayacak, mühendisliğimi ortaya koymamı engelleyecek şekilde statüye yönelik saldırılar. Bir tanesi de itibara yönelik saldırılar. Yani benim iş yerindeki itibarım, toplum içerisindeki itibarım, olurum ya da izzet-i nefs eski ifadesiyle buna yönelik, itibarıma yönelik saldırılar. Bir tanesi de bu. Yani izolasyon, sosyal izolasyon, mesleki statüye yönelik saldırılar, itibara yönelik saldırılar. Bir tanesi de kişiliğe yönelik, yani kategori olarak dördüncü bir kategori kabul edecek olursak, kişiliğe yönelik saldırılar. Yani kişinin doğrudan aşağılanması, kişinin doğrudan hakarete maruz kalması. Ve son kategoride doğrudan saldırılar. Yani bu omuz atma, yani yan bakma, yani istemediğimiz şekilde bakışlarla, ses tonlarıyla, işte fiziksel müdahalelerle ya da fiziksel olarak müdahale etmesek de benim aklıma gelen, yapılmış olabilen mobbing uygulamalarından bir tanesi, atıyorum bulunduğum odaya kötü bir kokunun koyulması. İstemediğim bir kokunun ya da istemediğim bir objenin özellikle koyulması. Yani bunlar fiziksel saldırı anlamında, dediğim gibi iş yerinde geçerken yanımda böyle üzerime doğru yürünmesi, omuz atılması, kafa gözle, mimiklerle, işte paralinguistik bir tepkiyle karşılaşmış olmam. Bu tür durumlarda mobbing türleri olarak değerlendirilebilir. Peki. Hocam teşekkür ederim bu açıklamalarınızdan dolayı. Tabii bizim süremiz 20 dakikalık bir süremiz var toplamda. Bu süreye dolu dolu da geçiyor şu anda. Evet. Mobbing de çok kapsamlı bir konu hakikaten. Çok boyutları olan bir konu. Bütün boyutlarına bir sohbette değinmek pek mümkün olmayacak ama bugün ağırlıklı olarak istediğimiz noktaya doğru da siz de geldiniz. Mobbing mağdurlarının ne yapabileceği? Yani mobbing mağdurları mobbinge uğradıklarında ne yapmalılar hocam? Hocam öncelikle mobbing bir suçtur. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre, Türk Ceza Kanunu'na göre ve İş Kanunu'na göre, İş Güvenliği Yasası'na göre mobbing bir suçtur. Avrupa İnsan Hakları Beyannamesi'ne göre de bir suçtur, insanlık suçudur. Dolayısıyla evrensel bir suçtur. Tanımı evrensel olarak koyulmuş bir suçtur mobbing. Yani psikolojik etkisi bakımından örneklendirerek nasıl bir suç olduğunu ortaya koymak için söylüyorum. Bir insanın cinsel olarak tecavüze uğramasıyla mobbinge maruz kalması psikolojik olarak insanda aynı etkiyi yapıyor. Yani bilimsel olarak bu kanıtlanmış. Dolayısıyla psikolojik etki olarak baktığımızda bir insanın tecavüze uğramış olmasıyla mobbingin karşılığı neyse, ceza kanununda da yaptırım olarak aslında olması gereken odur. Fakat tabii ki ceza kanununda, Türk Ceza Kanunu'nda bu noktada esneklik var. Veya belli noktalarda, yani 2 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası olabiliyor. Başka türlü cezalar olabiliyor. Fakat öncelikle suç olduğu için suçla ilgili delilleri toplamamız gerekiyor. Nasıl toplayacağız?
Yasal çerçevede malum artık yeni yasal çerçeve dolayısıyla videosu, ses kaydı alınan kişinin bilgisi haricinde alınması bir delil olarak kabul edilemiyor. Fakat bununla ilgili eğer iş yerimizdeki güvenlik kamerası varsa, iş yerimizde mobbinge maruz kaldığımıza dair evraklar varsa, peki özür dilerim hocam. Peki burada bir araya gireyim. Mesela şöyle bir şey olsa mümkün mü acaba? Siz mobbinge maruz kalıyorsunuz. Buna maruz kaldığınızı ispat etmek istiyorsunuz. Bu arada savcılıktan bu tip kayıtları almak için, gizli ses kaydı almak için vesaire izin alınsa yasa buna müsaade eder mi acaba? Şimdi hocam, öncelikle yasal çerçeve itibariyle mobbing mağduru olduğumuzu kanıtlayabilmemiz için belli kriterler var. Aslında bu kriterler biraz zor kriterler. Yani bu kriterlerin gerçekleştirilmesi biraz zor. Öncelikle savcılığın işte suç olarak değerlendirmesi gerekiyor ki oradan izin alınabilsin. Fakat işte mobbing mağduru olabildiğimizi, aslında konular çok girift olduğu için ve süre kısıtlı olduğu için biraz böyle nasıl hepsini bir arada anlatırım diye düşünüyorum. Ama şöyle söyleyeyim, benim mobbing mağduru olduğumu ortaya koyabilmem için öncelikle belirli devlet kliniklerinden benim muayene olmuş olmam gerekiyor. Burada muayene olduktan sonra oradaki psikoloğun, uzman psikoloğun, klinik psikolog ve psikiyatristin benim mobbing mağduru olduğuma dair karar vermiş olması gerekiyor. Veya başka bir uzman psikiyatrist de veya evet psikiyatrist de savcılığa suç duyurusunda bulunabilir, ama ben kendi başıma gidip de ben mobbing mağduruyum diye bir başvuruda savcılığa yani tahmin ediyorum bulunamam. Çünkü öncelikle savcılığın bunun suç olduğunu ortaya koyabilmesi için bir delilin olması gerek. Yani aslında bir kısır döngü gibi hocam. Yani mağdur olan kişinin mağduriyetini ortaya koyabilmesi için önce bir belli yollardan geçmiş olması gerekiyor. Ama şunu söyleyeyim, yani aslında idari olarak bu noktada hem akademisyenler için düşünürsek ya da devlet memurları için düşünürsek, diğer özel sektörde çalışan kişiler için düşünürsek, en başta delilin toplanması gerekiyor. Yani aslında ille de böyle ağır maruziyetlere, daha doğrusu hani mağdur olmayan kişinin şu an anlattığım şeyler itibariyle mağdur olanları düşündüğü şekliyle çok ağır şeylere maruz kalmak gerekmiyor mu bir mağdur olmak için? Çünkü ben nacizane iki defa ağır bir şekilde mağdur olduğumu düşündüğüm için biliyorum. İnsana mobbing mağdur olduktan sonra olumsuz bir şekilde atılan bir mail bile gerçekten çok moralini bozabiliyor. Ya da bir toplantıdaki bana yönelik olduğunu bildiğim bir jest, mimik ya da bir kelime normalde olmaması gereken etkiyi ortaya koyabiliyor. Dolayısıyla önemli olan delil toplamak. Bu delil aslında öyle hani görüntü kaydına, ses kaydına çok gerek duyulmadan yapılabilecek bir şeyler. Çünkü aslında bir taraftan da zorba kişi veya kişilerin açık bıraktığı bir nokta var. Kurban güç dengesizliği oldukça kurbanın üzerine daha çok gidiyorlar ve bu sefer açıkça aleni bir şekilde yapılmaya başlayabiliyor. Dolayısıyla bu noktada mümkün olan her unsuru delil olarak kullanabilecek şekilde mağdur kişinin şahitleri ortaya çıkarabilmesi gerekiyor. Yani bu da çok zor bir süreç aslında. Yani pek bu durumlarda şahit olmak istemez insanlar. Yani ben her ne kadar görse de, ben mesai arkadaşı olsam da, beni sevse de ya da bizi sevse de, çünkü mobbing sadece bir kişiden bir kişiye ya da çok kişiden bir kişiye değil. Yani bir kişiden çok kişiye, çok kişiden bir kişiye ve çok kişiden çok kişiye uygulanabilecek bir süreç bu. Bu şekilde söyleyeyim hocam. Sıra sıra gidelim ki vakti etkili kullanalım. Peki hocam, yasal olarak ne yapılabilir? Yani delil toplanması gerekeceğini söyledik. Nasıl delil, yazışmalar, ondan e-mail yazışmaları olabilir, resmi yazışmalar olabilir. Ve mümkünse de tabii ortamda bu biraz zor olmakla birlikte olaya şahit olan kişilerin de hakikaten yasal mercilerin karşısında da şahitlik edebilmesi, ki bu da biraz çoğunlukla mobbing uygulanan ortamlarda pek mümkün olması beklenmez. Çünkü çok zor bir durum. Yasal süreçler nasıl işliyor? Hangi yasal süreçleri takip etmesi lazım mobbing mağdurlarının?
Hocam belirttiğim gibi öncelikle deliller toplandıktan sonra ki zaten bir kişinin adı mobbing olsun, adını mobbing koysun veya koymasın. Yani mobbing olduğunu bilmiyorsa bunun adını mobbing koymayabilir. Ben iş yerinde baskıya maruz kalıyorum diyebilir. Ve bir psikiyatriste gitmesi gerekiyor. Evet. Yani psikiyatrist zaten doğal olarak mobbing gerçekten çok ağır bir süreç olduğu için kişideki değişimi, kişideki o yıkılmışlığı, tükenmişliği zaten görecektir. Hocam aklıma gelmişken bir şeyden bahsetmek istiyorum. Maalesef diyeceğim. Aslında iyi niyetli olarak işte sendikalar veya sivil toplum kuruluşları mobbinge karşı koymaya çalışırken mobbing aynı günümüzdeki kadın şiddeti gibi, çocuk şiddeti gibi, cinayetler gibi çok sulandı. Yani mobbinge maruz kalmak çok dillendirildiği için maruz kalan da maruz kalmayan da ben maruz kaldım deyince, demeye başlayınca kavram aslında olması gereken durumdan ya da gerçek mağdurların ortaya koyabileceği ispatlardan biraz uzaklaştı. Dolayısıyla öncelikle delillerin sabit bir şekilde ortaya koyulması gerekiyor. Başta saydığım kriterleri, yani 6 ay kriteri bir kişinin ben mağdurum diyebilmesi için 6 ayı beklemesi gerekmiyor. Yani orada tabii ki karar mercileri bir şekilde psikolojik şiddet uygulanıyor mu uygulanmıyor mu? Bunun adı hani literatürde mobbing var, workplace, yani iş yeri zorbalığı var, zarar verici davranış var. Eğer kasıt mobbing ise iş yerindeki kabalık var. Bu tür davranışlar var. Yani adının ille de mobbing, kabalık, zorbalık olması gerekmiyor. İş yerinde benim istemediğim, benim itibarıma zarar veren ya da beni izole eden, benim kişiliğime zarar verdiğini düşündüğüm, karşı koyamadığım davranışlar varsa benim psikiyatriste gidip bunu mümkünse devlet hastanelerindeki psikiyatriste görüşerek bunu ortaya koymam gerekiyor. Ve kurbanların bununla ilgili olarak mücadele edebilecekleri sivil toplum kuruluşları. Bakın sizi mesela şu anki dernek, akademik etik derneği veya mobbingle mücadele derneği veya kişinin bağlı olduğu ya da bağlanmak istediği ya da müracaat etmek istediği sendikalar ya da bununla ilgili etik anlamında ya da iş yeri psikolojik güvenliği anlamında sivil toplum veya kamusal anlamda hizmet veren kuruluşlara kişinin kendisini bir duyurması gerekiyor. Çünkü sustuğumuzda ve küstüğümüzde hiç kimsenin bizden haberi olmuyor. Özellikle mobbing için söylemek istiyorum. Hani çok meşhur bir atasözümüz vardır. Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. Yani ben mobbing mağduruysam dağın haberi olmayabilir. Bunu yasa için söylüyorum, ceza vericiler için söylüyorum. Haberi olmayabilir. Bunu net bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Yani şahitler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve psikiyatrist. Bunların ortaya koyulması gerekiyor ki hani ben ya mağdurum ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Bu bir çözüm değil. Daha da kötüleştiriyor durumu. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Peki süremiz de çok az kaldı. Son bir soru müsaadenizle sormak istiyorum. Mobbingin mağdurlar üzerindeki bıraktığı etki nedir hocam? Bunu nasıl açıklayabiliriz? Hocam bunu sadece mağdurlar değil ama öncelikle bizim odak noktamız mağdur olduğu için mağdurdan başlayacağım ama hem mağdura hem kişinin çalıştığı iş yerine hem kişinin etkisi altında bulunduğu sosyal çevreye öncelikle ailesi tabii ki sonra arkadaş, çalışma arkadaşları, sosyal ortamdaki arkadaşları, akrabaları olabilir, komşuları olabilir ve toplumun tümüne çok ciddi manada zararları olan bir kavram mobbing. Kişiye zararları bakımından ele almak istersek öncelikle sağlığımıza zarar veren bir durum. Çünkü yoğun bir stres baskısı altında, yoğun bir korku altında, yoğun bir gerginlik, öfke altında yani mobbingin tanımında olduğu gibi 6 aylık her gün karşılaştığımız bir durumla karşılaşıyoruz. İstemediğimiz bir durumla. Dolayısıyla belli bir süre sonra psikosomatik rahatsızlıklar dediğimiz psikolojik etkilerin vücudumuza verdiği zararlar ortaya çıkmaya başlıyor. Neler bunlar?
Ellerimizde mesela benim çok başıma gelen bir durum, tırnaklarımın kenarları böyle nasırlaşmaya başlıyor. Nedir? Egzama. Ya da akut astım. Yani aslında benim gene biliyorsunuz astım bir genetik geçişi olan bir hastalık. Yani soy olarak geçiyor çoğunlukla. Baskın karakterin taşıdığı bir hastalık astım. Ama akut astım yani geçici olarak ben mobbinge maruz kaldığımda nefes darlığı yaşayabiliyorum. Ülser benzeri, gastrit benzeri durumlar yaşayabiliyorum. Bunun haricinde eğer yetişkin bir bireysem ki çalışıyorsam zaten yetişkin bir bireyimdir. Cinsel fonksiyon bozuklukları yaşayabiliyorum. Bunun gibi yani psikolojik anlamında zaten kendini belli ediyor. Yani dediğim gibi nefes alamamaya başlıyorum, uyku problemleri başlıyor. Dolayısıyla stresin etkisiyle B12 vitamini eksiliyor. B12 vitamini eksilince unutkanlıklar başlıyor. Şekerim yükselmeye başlıyor. Ki mesela şeker hastalığının sebeplerinden bir tanesi de yetişkin şekeri denilen tip 2 diyabetin sebeplerinden bir tanesi de yoğun stres ortamında çalışmış olmak. Yani bunun gibi net olarak ortaya koyulabilen sonuçlar, diğer stres ve kaygı, korkunun sürekli yaşandığı ortamda ortaya çıkan sonuçlar, mobbingin sonucunda da ortaya çıkabiliyor. Çok teşekkür ederim hocam. Tabii ki. Buyurun. Aile yaşantısı Buyurun. ve toplum için Buyurunuz. gergin bir insan, sürekli gerilen bir insan. Ses kesildi. Hocam anlayamadım. Buyurunuz hocam. Dinliyoruz sizi. Aile ortamı için ya da sosyal çevre için sürekli gergin bir insan ve literatürde de özellikle belirtiliyor ve beni de mağdur olduğum için çok üzen, okuduğumda da çok üzmüştü ki olan bir durum. Anlaşılamama. Yani babam bana demişti ki hocam mobbing mağdur olduğumda, oğlum biraz da sen işine gücüne dikkat et. Yani demek ki bir eksiklik var ki sen yıllar önce 2002 yılında bir mobbing mağdur olmuştum ilk başladığım yıl. Oğlum dedi biraz da sen de hani işlerinde gayret et, bir şeyleri düzgün yap. Anlatamamıştım. Daha sonra mesela mobbing mağdur olduğumda kardeşlerim, ne bileyim eşim, ya biraz da sen uğraşmasan bu insanla. Demek ki uğraşıyorsun ki bir şeyler ortaya çıkıyor. Aslında Maalesef. öyle bir şey yok. Yani ben bir de hemen kısaca şeyden bahsedeyim. Mobbingin nasıl ortaya çıktığından, bu biraz önce söylediğimle ilgili. Bir mobbing çatışma temelli olarak ortaya çıkıyor. Yani önce bir çatışma başlıyor. Ben amirimle ya da astımdaki kişiyle ya da eşdeğer olduğum kişiyle iş yerinde bir çatışma yaşıyorum. Ama daha sonra bu çatışma öyle bir hale geliyor ki güç dengesizliği oluşuyor. O zaman mobbing ilerleyebiliyor. İkincisi de zorbanın doğrudan kurbanı zaten hedef alması. Yani baştan itibaren hiçbir şeye sebep yokken doğrudan zorbalık yapması. Ve ya niye bunu söyledim? Özellikle mesela zorbanın doğrudan beni hedef almış olmasını ispatlamak çok zor. Yani deriz ya hepimiz iş yerinde. Ya niye durduk yere seninle uğraşsın ki? Sende demek ki bir problem var. Bu mağduru çok yıpratan, üzen bir süreç. Toplum için söyleyecek olursam hocam genel hızlıca geçeyim. Yani kişinin iş yerindeki verimsizliği, yani psikolojik etkiler doğal olarak biyolojik etkiler yapacak. Vücut direncim düşecek, daha çok hastalanacağım, rapor alacağım. Belki ben iş yeri için değerli bir bireyim. Yani sosyal sermaye anlamında ya da iş yeri için ekonomik, finansal anlamda değerli bir bireyim. Ben o iş yerinden ayrılacağım, iş yeri için ciddi bir kayıp. Ya da çatışma ortamı eğer ılımlı değilse, şiddetli bir çatışmaysa iş yerinde toksik örgüt ortamı. Hani herkesin etraftan zarar gördüğü, iş yerinden zarar gördüğü bir iş yeri ortamı olabilir. Malum bu da ekonomik anlamda iş yerine, kuruma zarar verici bir durumdur. Evet. Hocam Doktor Muhsin Kürşat Türker hocam çok teşekkür ediyorum. Büyük bir sorun olan bu mobbingin etkilerini de hem bireyin üzerinde hem iş ortamına hem ülke ekonomisine kayıp olarak geri döndüğünü vurgulamış oldunuz. Ama benim anladığım kadarıyla sizlerin aktardığınızdan mobbinge maruz kalan kişi sessiz kalmamalı. Kesinlikle. Bunun karşı direnç göstermeli. Kendi öz saygısı itibariyle bunu koruyabilmesi itibariyle
bunun takipçisi olmalı, sümen altı etmemeli ve gerek yasal mercilerden, gerek sağlık desteği alarak, sağlık personelinden destek alarak yaşantısını, iş hayatını devam ettirmeli, dik durmalı. Bununla ilgili hocam, çok kısa bir şey de söyleyeyim. Mağdur olduğunu düşünen, bu anlattıklarımızdan mağdur olduğuna karar veren kişiler şunu bilsinler. Artık çok daha önceki geçmişteki gibi, yani yıl olarak veremem ama daha önceki dönemdeki gibi mobbing böyle pek sümen altı edilmiyor. Kişiler, mağdurlar başvurduklarında mutlaka duyarlı bir yetkili ya da işi doğru yapmak isteyen, mağduriyetinden kurtarmak isteyen mutlaka bir yetkili çıkıyor. Dolayısıyla dediğim gibi çekinmesinler. Peki, çok teşekkür ediyorum Muhsin Kürşat Hocam. Çok sağ olun, çok değerli bilgileri bizimle paylaştınız. Başka bir etkinlikte yine birlikte olmayı diliyorum. İyi akşamlar diliyorum, çok sağ olun. Hocam, faydamız olduysa ne mutlu. Herkese mutlaka, iyi akşamlar mutlaka. Diliyorum. Çok değerli bilgileri paylaştın, çok faydalı oldu. Çok teşekkür ederim Muhsin Hocam, çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Rica ederim, saygılar sunuyorum hocam.